Sessiz sessiz. Kıymetli Gazi Osman Paşalılar, öncelikle günlerdir arkadaşlarımızın içeride verdiği demokrasi mücadelesine sizler de bu alanda destek verdiğiniz için hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyoruz. Yeniden sayım tamamlandı. Yeniden sayılan 1030 sandıkta sonuç değişmedi. 848 oyla Hakan Bahçetepe bir kez daha Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı seçildi. İfade etmiştik. Bir cümle kullanmıştık. Pazartesi günü o da şuydu. Demiştik ki Gazi Osman Paşa'da Gazi Osman Paşa halkının iradesi sandığa yansımıştır. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Bu yönüyle günlerdir ilçe başkanımız, Gazi Osman Paşa ilçe başkanımız, Gazi Osman Paşa belediye başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, avukatlarımız, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve tüm partililerimiz burada sandıktan çıkan iradenin değiştirilmemesi için tarihi bir mücadele verdiler. Hepsine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bravo başkan! Bravo başkan! Hakan Başkanımızla az önce bir telefon konuşması yaptım. Mazbata'nın seçim kurulu tarafından imzalanarak teslim edilmesini bekliyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki yarın Hakan Bahçetepe Başkanımızın mazbatası teslim edilecek. Başkanımız sizlere bir çağrıda bulunacak. Önce seçim kurulundan mazbatayı birlikte alacaksınız. Sonra Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin önünde büyük bir buluşmayla devir teslim töreni gerçekleştireceğiz. Hakan Bahçetepe Başkanımızın hepinize teşekkürlerini ve selamlarını iletiyorum. Her şey çok güzel olacak. 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 Mazbatayı ver, mazbatayı ver, Hakan Başkan'a mazbatayı ver. Son olarak, son olarak da şunları ifade etmek isterim. İlçe başkanımız burada sizleri bilgilendirecek. Son olarak söyleyeceğim söz şudur. Günlerdir İstanbul'un 38 ilçesinde çocukların, gençlerin yüzü gülüyor. Ama Gazi Osman Paşa'da bir bekleyiş vardı. Bu dakikadan itibaren Gazi Osman Paşa'da da komşularımızın yüzü gülmeye başladı. Gazi Osman Paşa'da Umut Hakan Bahçetepe'dir. İstanbul'da Umut Ekrem İmamoğlu'dur. Türkiye'nin dört bir yanında umut kazanan belediye başkanlarımızdır. 31 Mart'tan itibaren Türkiye'de yeni bir siyaset iklimi başlamıştır. 31 Mart'tan itibaren Türkiye'nin demokrasi mücadelesi güçlü bir biçimde başlamıştır. Sizlerle beraber Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Şimdi sessizce evlerimize dağılıyoruz ve ilçe başkanımızın, Hakan Bahçetepe başkanımızın çağrısını bekliyoruz. Yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bravo! 1030 sandığın yeniden sayımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yeniden sayım sonrası 31 Mart'ta Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oyla yeniden sayımı da önde tamamladı. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye, Gazi Osman Paşa'ya yeni dönem hayırlı olsun diyoruz. Tabii bu arada yeniden sayım esnasında günlerdir burada bir nöbet süreci devam ediyor. Hem gündüz oyların sayılması aşamasında
hem de geceleri oy sayımı durduğunda değerli partililerimiz çok büyük bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada, parti meclis üyelerimiz burada, ilçe başkanımız burada, partimizin tüm kademelerinden yol arkadaşlarımız burada. Bir yanıyla içeride günlerdir yeniden sayım esnasında çok önemli bir çalışma yürütülürken bir yanıyla da Gazi Osman Paşa'nın değerli insanları burada bizlere dışarıdan destek verdiler. Hepsine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasi kahramanlarımız çok tarihi bir mücadele verdiler ve yeniden sayım sonucu da değişmedi. Sonucu değiştirmedi. 31 Mart'ta sandıktan çıkan irade bugün bir kez daha tescillenmiş oldu. Hakan Bahçetepe Gazi Osman Paşa'nın belediye başkanı. Peki ne zaman mazbataya alacak? Bravo! Seçim kurulu müdürüyle çıkarken görüştük. Mazbatanın bir an önce imzalanarak teslim edilmesi gerektiği talebimizi kendisine ilettik. Yarın mazbatanın imzalanarak belediye başkanımız Hakan Bahçetepe'ye verilmesini bekliyoruz. Başkanım, rakamları yeniden alabilir miyiz? 1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe başkanımız 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Mart'ta ortaya çıkan sonuçtan sadece 122 oy eksilmiş oldu. Bir yanıyla da şunu da ifade etmek isterim. Tabii mazbataların geciktirilmemesi gerekir. Bir takım duyumlar alıyoruz. İstanbul'un başka ilçelerinde mazbatalar geciktirildi. Ciddi oy farklarıyla kazandığımız ilçelerde de mazbatalar geciktirildi. Aldığımız duyumlar şudur. Bazı belediyelerde evrakların imha edildiğine yönelik belediye içerisindeki bazı malzemelerin farklı farklı depolara taşındığına yönelik duyumlar alıyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. O belediyede görev yapan idarecilere, belediye personellerine hukuk içerisinde davranmaya davet ediyoruz. Belediye başkanlarımız göreve geldiklerinde avukatlarımızla, hukukçularımızla çok titiz incelemeler yapacaklar bu konuda. Bir başka mesele de şudur. Bir çifte standart vurgusu da sürecin başından itibaren yapmıştık. O da şuydu. Rakip siyasi parti iki ilçede bir itiraz gerçekleştirdi. Gazi Osman Paşa'da ve Beykoz'da. Beykoz'da sayım yapılmadı. Önce Beykoz'da ilçe seçim kurulu rakip siyasi partinin yeniden sayım talebini reddetti. İl seçim kurulu o talebi bozdu ve yeniden sayım kararı aldı. Hızlıca YSK'ya itiraz ettik. YSK bizim talebimizi kabul etti ve Beykoz'da yeniden sayım yapılmamasını ifade etti. Bugün Beykoz Belediye Başkanımız mazbatasını aldı. Ancak bizim halen Arnavutköy'de, Bahçeli Evler'de, Pendik'te, Ümraniye'de ve Fatih'te yeniden sayım talebimiz devam ediyor. İlçe seçim kurullarında red kararı çıktı. İl seçim kurulu talebimizi reddetti. Yarın YSK'ya bu 5 ilçeyle ilgili başvuru yapıyoruz. Şunu söylüyoruz, diyoruz ki Gazi Osman Paşa'da yeniden sayım yapıldıysa bizim başvuru yaptığımız ilçelerde de yeniden sayım yapılmalıdır. Aksi takdirde bu bir çifte standarttır. Bunu da ifade etmiş olmak isterim. Peki efendim, evraklarla ilgili bir şey söylemiştiniz. Sizin de bir tweetiniz vardı bu Gazi Osman Paşa ile ilgili. Onunla ilgili bir adli bir süreç başlatıldı mı ya da bir belge var mı? Yani kanıtlayabilir. Sadece Gazi Osman Paşa'da değil, başka ilçelerde bu tür duyumlarımız olduğunu ifade etmiştim. Yani bir duyum olarak evrakların imha edildiğine, belediye içerisinde bazı malzemelerin bir takım depolara taşındığına dair bir takım görüntüler vardı. Belediye başkanlarımız göreve geldiğinde hukukçu arkadaşlarımızla birlikte süreci titizlikle inceleyecekler. Çünkü belediye başkanlarımız mazbatalarını almadan belediyelere gitmedikleri için şu anda orada ne yapıldığına yönelik duyumlarımız var. Ama mazbataları aldıktan sonra hukukçularımızla beraber başkanlarımız detaylı incelemeyi yapacaklar. Biz teşekkür ederiz. Evet. Birliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Çocuklar inanır. İnanır çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Motorları var. Birliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Başkanla tam yol ileri. Hakan başkanla tam yol ileri. Hakan başkanla tam yol ileri. Hakan başkanla tam yol ileri.
Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.